Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Gideceğiz bizim ifadelerimizle birlikte aslında bu listin içerisindeki her şeyi tek tek yazmaya çalışacağız. Şimdi bakın benim burada bir nodum var. Bu not bana neyi veriyor? Aslında şunu veriyor arkadaşlar. Bu nodun içerisinde bakın biz içeride tutabileceğimiz türleri aslında burada bir değişkenle tanımlayıp bunun bir de pointer'ını tanımlamamız gerekiyor. O yüzden bakın ben buraya geliyorum. T-data diyorum. T data dediğimde bu string olursa string türünden bir data yaratacak. Integer olursa integer, double olursa double, char olursa char türünden bir değişken yaratacak arkadaşlar. Ve her zaman için biz ne yapacağız? Not yazılı yıldızın türünden pNext ifadesini aslında buraya koyacağız. Bunu yapma amacımız aslında ne? Tamamen şu arkadaşlar. Bakın hem bu dataya sahip olmalıyız hem de bu datanın aslında spesifik adresini aslında biz burada implemente etmeliyiz. Stored value diyorum bakın buraya. Buraya da pointer of stored value diyorum. Çünkü bakın biz neyi biliyorduk? Pointer'lar hep neydi? Universal'dı. Değil mi? Ders en başından beri aslında ben pointer'ları anlatırken size ben bunu söylemeye çalışıyordum. Eğer ki siz bir şeyin pointer'ına sahipseniz, yani onun adresine sahipseniz bu adresleri aslında değiştirip bunun içerisinde spesifik olarak işlemler yapabiliyorsunuz. Bakın hangi türün neyin ulaştığının bir önemi yok. Eğer ki bu adres elinizde ise siz buna ister string'le ulaşın ister vektörle ulaşın istediğiniz her şeyle aslında ulaşabilirsiniz. Bu yüzden aslında bakın biz temel basic sentaksı bunun üzerine oluşturuyoruz ki bunu oluşturduktan sonra da aslında bakın biz bunların kurallarını aslında yapabilelim, uygulayabilelim arkadaşlar. Şimdi bakın geliyorum buraya friend class diyorum. On list diyorum. Bu neden yapıyorum? Bu class'ın içerisine bakın daha. Bu class'ı ben friend'lik olarak vermezsem bakın all list'in herhangi bir değerini veya set edilmiş herhangi bir işlemini ben burada yapamam arkadaşlar. O yüzden aslında veriyorum. Bunun zaten sebebini birazdan anlayacaksınız. Zaten bunun daha önce de uygulamasını yapmıştık. Şimdi bakın obtain node dediğimiz şey ne? Obtain node'da bakın biz bir datayı verdiğimizde bu datanın içeriğini aslında spesifik olarak buradan elde etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü obtain node ifadesinin içerisinde aslında biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir node yıldız türünden p new node yaratıyoruz ve bu node'u gidiyoruz. Burada dinamik olarak bakın yaratıyoruz. Dynamically creation for a given node diyorum. Neden? Çünkü bizim bir tane node tutmamız gerekiyor. Bu node'un içerisine de bakın spesifik olarak bu datayı koymamız gerekiyor. Eğer ki bakın ben bunu dinamik olarak yarattıysam ki ben bunu bakın C'de nasıl yapıyorum? Malloc, calloc aslında bu tip fonksiyonlarla yapıyorum. Pnew nodun içerisinde bakın gidiyorum burada spesifik olarak dataya ulaşıyorum. Datayı da bunun içine atıyorum. Bunun içinde ne olduğunun bir önemi yok. Eğer ki bakın arkadaşlar bu tür burada stringse ya da başka bir class türündense any kind of class diyorum bakın burada. Benim ne yapmam lazım? Eşittir, operatör eşittir ifadesini bakın burada bir yerde yüklemem gerekiyor. Bakın bu datayı verdiniz ya siz burada. Bu datanın içerisinde ben bir class verirsem ve bu eşittir işlemini o class'la yapmak istiyorsam bakın burada ne yapmam gerekiyor? Operatör eşittir buraya yazmam gerekiyor. Ya da bunun copy constructor'ın olması gerekiyor. Başka şansım yok. Şimdi ben bunu verdikten sonra pnew nodun içerisindeki pnext'e ne atayacağım? Pnext'i ben tutmuştum ya. NullPTR dediğim bir tür var. Bunu null'ı döndürüyor aslında. Ve ben buraya gelip return dediğimde arkadaşlar bakın. Pnew node'u ne yapacağım? Geri döndüreceğim arkadaşlar. Ben eğer her döngüde bunu yaparsam bakın pnew node'a data'ya atarım. Data'ya atadıktan sonra pnext'ine de null'ı atarım. Hep ne yapmış olurum o zaman ben burada? Hep en son adrese doğru aslında baştan ekleme yapmış olurum. Bu linked list örneğinde zaten bunu detaylı bir şekilde ben tartışıp size göstermiştim arkadaşlar. Şimdi bakın. Buraya geliyorum. Benim get basis node'u burada elde etmem gerekiyor bakın. Bu ne biliyor musunuz? Return diyorum. M basis node olarak gidiyorum. Bunu tanımlıyorum. Ve bu benim aslında statik bir elemanım. Static node yıldız türünden M basis node tanımlıyorum buraya. Eğer ki ben bunu tanımladıysam bakın bu getBasis node'u ben buraya verdiğimde bu işlemi almak istediğimde arkadaşlar aslında ne yapacağım bakın node yıldız referans türünden bu değeri almak istediğimde burada gidip bu basis node'u buraya geri döndüreceğim. Eğer ben bunu geri döndürüyorsam bakın burada bunun bir statik eleman olması lazım. Ama statik olduğu için bakın burada ne yapmam gerekiyor? Benim bunu initialize etmem gerekiyor bir şekilde. Çünkü basis node'um nedir aslında benim? Hep ilk eklenen elemanındır arkadaşlar aslında burada. O yüzden bakın bunu da aslında gerçekleştirmek için şöyle aşağıya gidiyorum. Else'in üstüne
Bir template ile aslında type name t diyorum. İster class ister bunu yaparım. Type name on list türünden bakın. İfadenin içerisine t'yi veriyorum. Bunun not yıldız on liste türünden t'yi alıyorum. Ve bunu aldıktan sonra da bunun m basis nodunu elde ediyorum. Ve bunu da nullPtr'ye aktif olarak aktarıyorum arkadaşlar. Bunu neden yaptım bakın. Type name'in içerisinde benim bakın burada bir kere neyim var. Bakın şu on listin not yıldızı benim türüm. Çünkü on list aslında noda sahip. O yüzden bakın bu bir class tanımı. Ama bakın bu not yıldız türünden ifadenin içerisinde benim on listin de aslında m basis nodunu almam gerekiyor. Çünkü bakın bu kim sahip buna? Aslında bu sahip. Bakın burası sahip. O yüzden ben bunu aldığımda, bu tanımı yaptığımda m basis nodu aslında nullPtr'yi buraya atama işlemine sokabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bunları verdikten sonra artık bu class nodun içerisine bakın spesifik olarak mekanizmayı oluşturduğum için ekleme ve çıkarma işlemi yapabildiğim için bakın artık benim bir class iteratörümü burada yazmam gerekiyor. Şimdi class iteratörünün içerisinde bir private var. Bir de public section var. Yani burada ben bir private'da kendi sınıfıma sağlayacağım notları vermem gerekiyor. Bir de public'te aslında benim ne yapmam gerekiyor burada? Dışarıya vereceğim fonksiyonları aslında sağlamam gerekiyor. Buraya geliyorum bakın. Const node yıldız türünden bir p current node tanımlıyorum buraya. Bunu neden yapıyorum? Çünkü iteratörü ben aldığımda bu iteratörün içerisinde bu node yıldızı çalıştıracağım ki şu dataya aslında ben burada ulaşabileyim arkadaşlar bu node üzerinden. Çünkü bu node aslında bunu neyi sağlıyor? T data'yı aslında bana veriyor. O yüzden bakın ben bunu private'da tanımlıyorum ki internal bir tür olsun ama ben dışarıya ne yapabileyim arkadaşlar aslında? Bir iteratör tanımladığımda ki no except diyorum yine buraya p current nodu gideceğim neyle başlayacağım? Hep m basis node'la başlatacağım. Default olarak bununla başlayacak. Yani benim basis'im neyse onunla başlayacak. Ama siz bakın iteratöre gidip burada const node yıldız türünden bir p node verirseniz arkadaşlar ve buraya yine no exception diyorum bakın. P current node'a ben gidip p node'u da aslında buraya atayabilirim. İteratöre ben bunu da eklemem lazım zaten. Bakın bunların hepsi iteratörün neyi? Constructor arkadaşlar. Constructor. Bu default'u. Bu da özelleştirilmiş constructor. Şimdi bakın ben ne demiştim burada? Eğer ki biz bir iteratöre referans atamak istiyorsak ya da atıyorum burada gerçekten eşittir işlemi yapmak istiyorsak aslında ne yapmamız gerekiyor? İteratör referans türüne geri dönen bir operatör eşittir işlemini burada yüklemeliyiz. Neyle yüklemeliyiz? Buraya node yıldız türünden bir pnode alıyoruz. Bakın bunu maskeledik artık ve this yani atanmak istenen aslında operatörün pcurrent node'una gidip ben bu pnode'u atayabiliyorum. Eğer o iteratöre gidip ben eşittir işlemi yapmak istiyorsam. Ve burada ne yapacağım? İteratör referans döndüğü için yıldız disini burada geri döndüreceğim arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Biz burada artı artı işlemi yapmak istiyoruz ya. Şurada bakın biz ne yaptık? İ artı artı diyoruz bakın. İ artı artı dediğimiz için bu iteratörün içerisindeki referans operatör artı artı işlemini benim buraya koymam gerekiyor. Nasıl koymam gerekiyor? Bakın if diyorum bakın. P current node ifadesini buraya koyuyorum. Eğer bu null karakteri eşit değilse pcurrent node'un içerisindeki değeri pcurrent node p next'e atıyorum. Aslında bir sonraki döngüye geçmiş oluyorum burada. Eğer bu doğruysa bakın burada ne yapacağım? Referansıma geri döneceğim. Yıldız list diyeceğim. Şimdi bakın bu artı artıyı ben sol taraftan da yapabilirim. Sağ taraftan da aslında benim döngümün içerisinde yapabilirim bakın. Eğer bakın bunu yapacaksam iteratör diyorum anlık olarak update yapmak istiyorsam ben artı artı ifadesini gidiyorum integer bir değerle burada alıyorum ve iteratör türünden yeni bir bakın ne yapıyorum burada iter tanımlayıp yıldız dis'e eşitliyorum. Eğer bakın ben bu iteri yıldız dis atarsam burada direkt olarak anlık olarak artı artı deyip yıldız dis'i ben burada ne yapabilirim update edebilirim. Çünkü artık iteratörün içerisindeyim. Yıldız dis'i artı artı ettikten sonra da o zaman ben ne yapabilirim? Return'ın içerisine iteri koyabilirim arkadaşlar. Bunu geri döndürebilirim.
Çünkü bakın burada soldan artı işlemiyle sağdan artı işlemi farklıydı. Bakın burada ben iteri yıldız dizisinin içine alıyorum. Yıldız dizisi burada arttırıyorum. Ondan sonra iteri döndürüyorum. O yüzden bakın şu işlem aslında nasıl bir işlem biliyor musunuz? A artı artı. Bu işlem nasıl işlem? Artı artı A. Ya da bizim döngümüzde iter. Bakın şu şekilde. Böyle bir kodun içerisine koyabiliyorum. Benim burada bakın main'in içerisinde eşit değildir operatörünü de aslında yüklemem gerekiyor. Ben bunu nasıl yapabilirim? Bool'a geri dönün aslında burada. Bir operatör eşit değildir ifadesini buraya alıp constant olarak okuma yapacağım için iteratör reference iteratörü buraya koyarım. Bunu koyduktan sonra bakın arkadaşlar ben ne yapabilirim? Return derim. pCurrentNode artık zaten bu neyin içerisinde? Standard pointer aritmetiğinin içerisinde olduğu için bakın iteratörün neyle karşılaştırırım? pCurrent nodu ile karşılaştırırım. Operatör overloading zaten o basis yani natural aslında doğal tipleri aslında bizim burada karşılaştırmamızı sağlıyor. Zaten bakın burada nodu kullanmamızın sebebi bu. Siz bir class'ı karşılaştırmak istediğinizde bakın yine orada gidiyorsunuz. Alttaki bu doğal türleri karşılaştırıyorsunuz. O yüzden bakın ben buradaki bu 3 ifadeyi de yükledim mi? Eşittir yükledim. Eşit değildir yükledim. Artı artır yükledim. Bundan sonrasını artık ne yapabilirim? Çalıştırabilirim arkadaşlar. O yüzden bakın buraya geliyorum. Şöyle t'ye geri dönen bir operatör yıldız tanımlıyorum. Ve buraya da geliyorum. Return diyorum. pCurrent nodun içerisinde datayı koyuyorum. Bunu neden t'ye döndürüyorum? Bu t string de olabilir. Double da olabilir. Float da olabilir. Ya da herhangi bir değer olabilir. O ne işe yarıyor? Bakın bu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bakın biz buraya mesela atıyorum bunun içerisindeki ifadeyle birlikte aslında ne yapabiliriz? Bunun adres değerini de aslında döndürebiliriz. O yüzden bakın t yıldız türünden aslında operatör ben ne yapabilirim burada? Ok ifadesini de yükleyebilir miyim burada? Kesinlikle yükleyebilmem gerekiyor. Eğer ben böyle bir şey yapıyorsam bakın burada pCurrent nodu burada da geri döndürmem lazım. Yani bizim buradaki ifadelerimizin içerisinde t yıldız yazıyorum ya çünkü bu t neyse onun adres değeri oluyor. Bu adres değeri olduğu için zaten burada bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. Yani biz burada bakın ne yaptık? Aslında bütün operatörleri bu operatör overloading kavramından türetip aslında işleme aldık. Bakın eğer biz bunları yazmazsak iteratörün içerisinde herhangi bir kuralla birlikte bakın bunların geliştirmesini yapamayız arkadaşlar. Çünkü bakın bunların çalışmasının tek sebebi doğal türlerin aslında bunlarla ilişkisi. Klaslar özelleşmiş yapı olduğu için siz zaten ne yapıyorsunuz? Gidip bu değerleri aktif ve doğru bir şekilde alabiliyorsunuz. Bakın biz doğal operantları sadece ve sadece doğal türlerde yapabiliriz. Artı artı, eksi eksi, cart cart artık sizin aklınıza ne gelen bölü, yüzde işareti. Çünkü bir tek bunların aslında source kodu var. Bunlar bir tek makine koduna çevriliyor. O yüzden bakın bizim burada verdiğimiz ifadelerin hepsinin içerisinde biz ne yapacağız arkadaşlar aslında? Detaylı bir şekilde aslında bunların hepsinin içeriğini almak zorundayız. Bakın iteratörü ben bu şekilde yazdım da bu çok çok profesyonel aslında bir kod olarak duruyor. O yüzden bakın biz bunları update etmek istediğimizde ya da bunları kullanmak istediğimizde eğer ki bunları operatör overloading yapmışsak işte artık burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir kütüphanede bu oluyor. Bakın template class değil de buraya koyduğumuzda artık bu türden bağımsız oluyor. O yüzden bakın bu iteratör kısmı da bitti. Artık bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu listin sahip olduğu aslında fonksiyonları aslında burada vermemiz gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Bir sonraki derste aslında bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Artık bakın bu kodu ne kadar ilerletirsek o kadar bizim için iyi olacak. Çünkü bu kodun içerisinde bir şeyler ekleyeceğiz. Pragma ile ekleyeceğiz ya da ön işlemci komutlarıyla ekleyeceğiz. Ve gerçekten bir kütüphane nasıl yazılır bunu öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar.